Rahim filmi korkulu rüyanız olmasın. Bu kadınların yazıştıkları forumları açıp oradaki hikayeleri okuyarak korkmayın. Çünkü rahim filmi gerçekten korkulu bir işlem değil. Öncelikle rahim filmini niye çekiyoruz, kimlere çekiyoruz onları konuşalım. Rahim filmi, bunu çizerek anlatmak istiyorum. Rahmin içini ve bizim tüpleri, tüplerin açık olup olmadığını görmemizi sağlayan bir röntgen aslında. Peki düz röntgende biz rahmi görebiliyor muyuz? Düz röntgende göremiyoruz. Peki rahmi görmemiz için ne yapmamız lazım? Rahmin içine röntgen esnasında görülebilecek bir kontrast madde vermemiz lazım. Bu bir sıvı, su bazlı olabilir, yağ bazlı olabilir. Bu sıvıyı rahmin içine doğru veriyoruz. İşte sizleri korkutan nokta da zaten burası. Buna daha sonra geleceğim. Öncelikle bir rahim filmindeki mantığı size çizmek istiyorum. Şimdi normalde şu sizin rahminiz. Dışarıdan baktığımızda şu rahim ağzınız. Burası vajinanız. Bunlar bizim kanal tüp dediğimiz sizin yumurtanız ile yumurtalığınız ile rahminiz arasındaki yolu sağlayan tüpünüz. Salpinx diyoruz Latincesine. Bu da diğer yumurtanız. Yani iki yumurtanız, bir rahminiz, iki tane tüpünüz var. Bunlar biraz kısa, bunlar uzun oldu. Sıkıntı değil. Şimdi her ay buradan bir yumurta attınız. Bu yumurta tüp tarafından, tüpün saçaklı kollarıyla yakalandı. İçine aldı yumurtayı. Yumurta seyrine başladı. Aşağıdan da bir sperm hücresi yukarıya doğru gelirse sperm ve yumurta burada birleşiyorlar. Embriyo oluşuyor ve embriyo gerisin geri rahmin içine oturuyor. Şimdi bu işlemler eğer bu esnada meydana gelmezse gebelik oluşmayabilir. Yani gebelik isteyen bir kadın gebe kalamıyor ise, gebe kalamama diyelim şuraya, bir yıl düzenli cinsel hayata rağmen gebe kalamadıysa, rahim filmi ihtiyacı doğabilir. Neden? Bu pasaj, yani bu yumurtayla spermin gittiği bu pasaj açık mı değil mi diye. Bir diğer burada anlamak istediğimiz şey de bu rahmin bir iç tabakası var. Bu iç tabakası böyle kadeh şeklinde bir iç tabakası. Her ay adet döneminde işte dökülen tabaka. Bu tabakanın iç yapısının kadeh şeklinde mi değil mi diye anlayabilmemiz için yine buradan o kontrast maddeyi verdiğimizde kontrast madde buraya dolacak. Sonra gidecek yer bulamayacak. Tüplere gidecek ve karnın içine doğru dökülecek ve biz düz röntgeni çektiğimizde rahim filminde şöyle bir görüntü göreceğiz. Çünkü kontrast maddenin geçtiği yerler ve doldurduğu yerler işte tam rahmin içi, tüpler ve karın içi boşluk. Şu görseli görüyorsak bu normal bir rahim filmidir diyebiliriz. Ama bazen rahmin şekliyle ilgili bozukluklar görüyoruz. Ne gibi? Hani kadeh şeklinde olacak da bu da nedir? Tavşan kulağı gibi. İşte bu şurada bir etten perde olması, septum dediğimiz durum. Ya da rahmin içinde yer kaplayan bir polipoid yapıyı da gene rahim filminde kontrast maddeyle kontrastlanmayacağı için görebiliriz. Peki şimdi işlemi yaparken ne yapıyoruz? Sırt üstü yatıyorsunuz. Litotomi dediğimiz o korktuğunuz pozisyonda. Biz buraya bir spekülüm yerleştiriyoruz. Bu normal, buraya kadar jinekolojik muayene. Sonra incecik bir kanülü rahmin içine veriyoruz. Buradan geçerken çok hafif bir ağrı hissedebilirsiniz ama normalde gevşek durursanız bu da ağrılı değil. Takiben içeriye kontrast madde veriyoruz. Kontrast madde rahminizin içini dolduruyor. Sonra buradan geçiyor ve buraya dağılıyor. Şimdi bu esnada karnınızda çok hafif bir kramp olabilir. Bu normal. Ama böyle çok şiddetli, bayıltacak gibi bir ağrı vesaire, bunlar tamamen korkulardan kaynaklı. Bunlar normalde beklemiyoruz. Ama siz eğer bir vajinismus hastasıysanız, yani buraya spekülüm yerleştiremiyorsanız, ağrılı içe geçme bozukluğunuz varsa, penisi bile içinize almaktan zorluk çekiyorsanız, ağrı eşiği çok düşük biriyseniz, evet uyuyalım mı hocam? Uyanık mı olsun, anestezili mi olsun? İşte bu gibi durumlarda anestezi altında da rahim filmini çekmemiz mümkün olabilir. Ama normalde rutinde rahim filmi anesteziyle çekilen bir işlem değildir. Oldukça da basit bir işlemdir. Bir soru daha sorduğunuzu duyar gibiyim. HSG çektirmek isteyen kadınlar ya da araştıran kadınlar. Hocam
Röntgensiz de rahim filmi oluyormuş, doğru mu? Evet, kliniklerde röntgensiz rahim filmi çekiyoruz ama burada tek değerlendirebildiğimiz rahmin iç yapısından ziyade tüplerin açık olup olmaması. Çünkü klinikte yine incecik bir kanülle buraya bir köpük şeklinde bir madde veriyoruz ve ultrasonografiyle bakıyoruz. Röntgenle değil. Ultrasonla bu tüpler artık bu köpük madde tüplere geçince tüpler görünür hale geliyorlar ve sonra karın içine dağılıyorlar ve biz bunu takip edebiliyoruz ve her iki tüpün de açık olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu da ağrısız, acısız ama rahmin içini değerlendiremediğimiz ve röntgen çekmediğimiz bir yöntem olarak değerlendiriyoruz bunu da. Bu da yapılabilir. Bu yöntem de mümkündür. Eğer böyle bir yöntem isterseniz hekiminizle bunu konuşmayı unutmayın. Ne zaman çekelim? Yani adetin her döneminde çekebilir miyiz? Hayır, çekemeyiz. İki adetimizin tam ortasında ne oluyordu? Yumurtluyorduk. Bunu adet biter bitmez ki şu süreçte çekelim. Yani adet bitsin 1-2 gün içinde, yumurtlamadan önceki zamanda çekelim. Çünkü ya burada bir gebelik olduysa, ya bir ilişki olduysa, ya bir yerleşmekte olan, burada bir embriyodan bahsetmiştim ya, ya yerleşmekte olan, gelmekte olan bir embriyo varsa ve biz onun üzerine bu filmi çekersek böyle bir şey olmasını istemeyiz. Çünkü kadın zaten gebe kalmak istiyor. Bu sebeple adet biter bitmezken olan süreçte bu filmi çekiyoruz. Evet, filmi çekiyoruz. Görmek istediğimiz manzara neydi? Buydu. Peki ya burada tüpü göremezsek? Evet, bu tüp tıkalı diyebiliriz. Ya burada da tüpü göremezsek? Evet, iki tüp de tıkalı diyebiliriz. İki tüp tıkalıyken gebelik oluşabilir mi? Elbette oluşamaz. İşte bu sebeple tüpleriniz tıkalı olma ihtimaline karşı gebe kalamayan kadınlarda bu rahim filmini istiyoruz ve çekiyoruz. Onun dışında bazen tüpler içleri su dolu, bizim hidrosalpinks dediğimiz durum oluyor tüplerde. Kontrast madde tüpü dolduruyor. Tüp normalde incecik bir ip gibi gözükmesi gerekirken böyle kalın, tombul bir yapı şeklinde görünüyor. İşte biz buna hidrosalpinks diyoruz. Bunu gördüğümüzde de yine mutlaka müdahale etmek istiyoruz. Ve yine bunu rahim filmiyle birlikte değerlendirebiliyoruz. Bu da rahim filminde görülebilecek ve takiben tedavisinin ve cerrahisinin, eğer kişi gebelik istiyorsa cerrahisinin planlanması gereken bir durum. Sözün özü, rahim filminden korkmayalım. Gerçekten geçmişte çok böyle kocaman metal aletlerle falan bu HSG'ler, rahim filmleri çekilirmiş. Ama günümüzde incecik kanüllerle içeri giriyoruz, küçük kanüllerle az miktarda kontrast maddeyi veriyoruz. Yani çok daha kolay, konforlu bir şekilde bunu çekebiliyoruz. İsteyen kişilerde de, yani aşırı korkan kişilerde de bunu anestezi altında hafif böyle narkozla geçiştirebiliyoruz. Zaten çok kısa bir işlem. Yani eğer usulüne uygun yapılırsa, herhangi bir sorun yoksa 30 saniye, 1 dakika içinde filmi görüntülemiş oluyoruz. Bu sebeple korkmayalım. Rahim filmi hekiminiz istediyse rahat bir şekilde gidin, hekiminizin önerileri doğrultusunda çektirin. Korkmamanız gereken bir işlem olduğunu siz de deneyimledikten sonra göreceksiniz. Bugün size rahim filmini anlatmak istedim. Çok sorulan bir soruydu. Hocam, rahim filmi nasıl çekiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Klinikte çekebiliyor musunuz? Uyuyalım mı? Narkoz altında mı olsun? Çok mu ağrılı? İlla röntgenle çekilmesi lazım mı? Artık illa çektirmem gerekiyor mu? Gibi bir sürü soru geliyordu. Bunlara toplu cevap olsun diye bu filmi çekmek istedim. Evet, bebek isteyen kişiler bir yıldır korunmalarına rağmen çocuk sahibi olamadılarsa bu filmi çekmeleri gerekiyor. Zira altta yatan herhangi başka işte çift taraflı tüp tıkanıklığı, işte içeride bir bölme veyahut da işte bir yer kaplayan oluşum veyahut da işte bir tüpte tıkanıklık veya hidrosalpinx su toplaması gibi durumlarda çünkü bebek olmasında zorluk olabilir ve bunun tedavisi gerekiyor. Bu yüzden bunu bilmeden de tedaviye başlayamayacağımız için rahim filmini önceden görmek istiyoruz. Rahim filminden korkmayın diyorum. Çok korkan kişilerde daha hafif anestezi altında yardımcı olabiliyoruz. Size bunları anlatmaya çalıştım bugünkü videoda. Umarım faydalı olmuştur. Unuttuğum, atladığım bir nokta varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Onun dışında başka çekmemi istediğiniz bir video olursa yine yorumlarda hocam şunu da çekin lütfen diyebilirsiniz. Ben bugün bunları anlatacağım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.